Yap. Bu kadar karıştıktan sonra. Hadi şu Recai'yi konuştur. Peki Recai, söz sende. Evet, şimdi şunu söyleyelim. Strasbourg'da Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğu sonuçsuz kaldı. Bu yıl bir yıl aradan sonra toplanan Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ortak sonuç bildirgesi yayınlamadan sonlandı. Evet, Türkiye'deki yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle bir yıldır toplanamıyordu Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu. Tabii bu arada Strasbourg'da bir araya geldiler. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize serbestliği, göç ve Türkiye'deki temel hak ve özgürlükler gibi konular başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin genel açıdan ele alındığı toplantılar gerçekleşti, bu yapıldı. Ama şimdi şunu da söyleyelim, yani tabii bu arada Türkiye raportörü görevini yürüten İspanyol parlamentör Nacho Sanchez Amor diyor ki AB'nin bir demokrasi kulübü olduğunu, Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen Türkiye'nin demokratikleşerek kendisini dönüştürmesi gerektiğini söylüyor ve Türkiye'de kafa karıştırıcı sinyaller geldiğini Türkiye'den söylüyor ve Batı medeniyetinin çöktüğünü söylüyorsunuz. Öyleyse neden AB üyesi olmak istiyorsunuz diye bir de soru soruyor toplantının içinde. O da ilginç tabii. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada Türkiye'de kadın hakları eleştirisi Türkiye'ye özellikle var. Özellikle toplantıda düşünebiliyor musun? Türkiye'de kadın hakları gündeme geldi ve AKP milletvekili Meryem Gökağ diyor ki Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede model ülke olduğunu söylüyor. Evet, bunun yorumunu izleyicilere bırakalım. Yani. Bir de size bırakalım. Model söylüyor ülke. Da. İnadına. Ya, söylüyor da. Yani inadına. Yani gerçeklerden yani kopmuşlar. Bu, ama burada da şöyle bir şey var. Diyor ki bu arada tabii Karma Komisyonu başkan yardımcılarından Polonyalı vekil Joanne Schöring-Willink ise diyor ki yani itiraz ediyor. Ya madem diyor Avrupa'da 15 yaşında kızların çocuk sahibi olduğu ülke yok diyor. Heyetinizde 15 erkek 4 kadın olduğunu görüyorum. Türkiye'de kabinede kaç kadın var? Bu alanda esin kaynağı AB'dir diyor. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nu kadınlar yönetmektedir. İstanbul Sözleşmesi'ni de ilk izleyen sizdiniz. Gurur da duyabilirsiniz. Ama diyor çekildiniz. Sizi anlamak gerçekten zor diyor. Onu da söyleyelim yani ifade edelim. Bu arada Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Aysu Bankoğlu'nun da bir açıklaması var. Türkiye'de birçok alanda gerileme olduğunu bildiklerini, üyelik diyaloğunun yeniden canlandırılmasıyla reform sürecinin ivme kazanacağına inandıklarını söylüyor. Ama diyor Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne özellikle de kararlarına uymakla yükümlü olduğunu da ifade ettiğini belirtelim. Tabii bu güzel bir böyle bir açıklama önemli ama Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesi için yani illa gel buraya gir falan demiyor. Kopenhag kriterleri var, insan hakları var. Evet. Tabii Avrupa'nın da iki yüzlü davrandığı da var. Onu da söyleyelim. Vize konusunda en son gelişmeleri de yaşıyoruz. Ama bu arada üzücü bir haber vereyim. Üzücünün ötesinde yani hoş da değil bu tür haberler ama Türk vatandaşı Arnavutluk'ta gözaltına alındı. Özellikle Almanya'da uluslararası bir uyuşturucu çetesine yönelik soruşturma kapsamında bir Türk vatandaşı Arnavutluk'ta gözaltına alındı. Tabii bu Tiran Havaalanı'nda Arnavutluk'un hudut polisince gözaltına alınan 57 yaşındaki bir Türk ve İran'dan Batı Avrupa ülkelerine Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden tonlarca uyuşturucu diyelim, ceza yemeyelim, kaçıran uluslararası bir çetenin azmettiricisi olmakla suçlanıyor. Tabii bununla ilgili de tabii Dresden Savcılığı ve Federal Emniyet Teşkilatı'nda uzun bir süredir devam eden soruşturma, Avrupa Polis Teşkilatı, Europol da tabii buna destek vermiş. Tabii bu arada hatırlayalım, biz haberlerde vermiştik sevgili Namık Koçak, gözaltına alınan Türk vatandaşı Ağustos 22'de de Hamburg Limanı'nda resmi olarak sabun taşınan bir deniz yük konteyninde ele geçinen 703 kilogram yine uyuşturucu diyelim taşınmasına çok sık olmaya başladı. Evet, organize ve finanse etmekten sorumlu tutuluyor. Söz konusu uyuşturucu aslında açık söyleyelim Almanya'da şimdiye kadar ele geçirilmiş en büyük miktar uyuşturucu olarak kayıtlara geçiyor. Neden kullanmadığımı bazı kelimeleri biliyorsunuz, ceza yemeyelim diye sadece uyuşturucu diyorum. Onu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu arada Avrupa medyasında dezenformasyon yasasının bilançosu çıkarılmış. 4590 kişi hakkında soruşturma, 384 dava ve 42 mahkumiyet.
Yani biliyorsun aslında basın ve meslek örgütlerinin sansür yasası olarak değerlendi ki sansür yasası ayrıca halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Bundan dolayı da en sonunda biliyorsun AKUT eski başkanı Nasuh Bahri de gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı gerekçe gösterilerek yani, halkı yanıltıcı. Hala da yani Nasuh Bahri içeride yani çok ilginç bir şey. Ya eleştiri yani anayasa yüksek seçim kuruluna güvenmiyorum demek. Bunu Türkiye'de o kadar çok kişi söyledi ki yani. Her şey akıl dışı. Ya anlamak mümkün değil. Akıl anlayamazsın. Evet, evet, evet. Tanimat. Yani bu, ama şimdi şöyle bir şey. Nasuh Mahruki de bu ülkede hiçbir zararlı işi görülmemiş. Üstelik çok yararlı işler yapmış. AKUT'un kurucusu depremlerde kendini öyle enkazın altına atmış. Çok sporcu. Everest'e tırmanmış. Pırlanta hatta gibi bir insan. Pırlanta. Kar leoparı ünvanı almış bir dağcı. Şimdi senin bu saydığın sıfatlar yüzünden gözaltında yahut da hapis kurumda. Çünkü sokaktaki adamın yani hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan vatandaşların şikayet ettiği konularda üstüne basa basa itiraz etti. Evet. Yani Nasuhi gibi bir adamın söylemesi şey yaratır, tepki yaratır. Belki buna karar verenler tepkiyi olduğundan daha fazla değerlendiriyorlar. Ya da senin övdüğün şeyler tersine çalışıyor. Yani ha. Bir de o var. Ya mesele bundan ibaret. İyi etmemiş ya bunları da yaparak. Ay sen devletten büyük müsün? Ha. Gidiyorsun bizim AKUT'umuz, şeyimiz var, AFAD'ımız var, şeyimiz var. Şimdi bunlar tarihin defterine yazılıyor. Hani dedi ya Bahçeli not alıyoruz. Biz de not alıyoruz Bahçeli. Yok. Yani senin kalemin var. Vatandaş da not alıyor. Vatandaş da not alıyor. Yani o aldığı notları son seçimde gördünüz. Tarih baba. Herodot'a benzer evet. Suratlı, sakallı, biraz da bana benzer belki. Tarih baba unutmaz. Kalemiyle tarih baba uyusa bile kaleme uyumaz. Kalemi yazıyor. Kalemi yazar. Efendim Devlet Bahçeli ne dedi? Değil mi? Şimdi bir nokta söz koymak uçar, için. Söz uçar yazı kalır. Sol elini o deprem yapar. Ölçer gibi. Bıçak gibi vurur. Değil mi? Değil mi? Ha, şimdi değil mi? Herkesin yaptığı yani şimdi şey var dine göre sağ omuzda şu melek var sol emir. Evet. Bu melekler gerçekten var. Ve bize rağmen, onlara rağmen, herkese rağmen yazıyorlar. İyilik ve kötülükleri not alıyorlar. Yazılıyor. Not benden alıyorlar. Söylemesi. Evet Recai. Evet yani evet söz uçar, yazı kalır. Bu kadar net. Ne, Recai'nin sözünü mü kestik? Yok canım aynı konuyu. Aynı konuyu. Ekleme yaptık. Çünkü onun sözünü evet. Kesmem ben. Ekleme yaptık. Eyvallah İzdemir abi. Evet yani bu arada Almanya'da kriz tabii endüstri bitiyor mu tartışmaları var. Çok sayıda işçi çıkarılma söz konusu. Yani özellikle Thyssen Group Çelik var. Domino etkisi gibi işten çıkarmalar yayılıyor. Bush'ta da öyle. Yani Schaeffler şirketi 7000 kişiyi çıkaracağı deniyor. Ford biliyorsunuz Almanya'da Türklerin de çok çalıştığı bir özellikle Amerikan şirketi. Amerikan otomobil üreticisi. Orada da çıkarmalar söz konusu. Ama ne gariptir ki Almanya'nın yılda 288 bin yabancı iş gücüne ihtiyacı var. 288 bin yabancı iş gücüne ihtiyacı var. Yani bu kadar net bunu da söylemiş olalım. Bu arada Almanlar gerçekten savaştan çok enflasyondan korktuğunu da ifade edelim. Yani enflasyondan korkuyorlar Almanlar. Yani sırayla kaç ikinci sırada savaş. Kaç o korktukları enflasyon? Yani o biliyorsun defalarca dile getirmiştik 1,5 falandı 2'ydi. 2'ye düştüğü için. Bize versinler yani biz korkalım biraz da. Hemen değişelim.
Hemen değişelim. Hemen değişelim. İkinci sırada savaş, üçüncü sırada ise göç geliyor. Göç konusunda biliyorsunuz Türkiye'ye havale ettiler. Onu da Merkel'in anıları falan filan deniyor da Merkel de itiraf etti. Yani onu da bir kez daha buradan dile getirmek isterim. Dün de televizyonda ifade etmiştim ama bir kez daha söyleyelim. Bu arada hani savaş sürüyor. Savaş dediğimiz zaman Almanya'dan İsrail'e 131 milyon euroluk silah satışı. Düşünebiliyor musunuz? Yani gerçekten 131 milyon euroluk silah satışı var. Gerçekten bir savaş bekliyor mu? Orada yani... Siyasetçiler hep, evet. Her kafadan bir ses çıkıyor da halkta böyle bir beklenti var mı? Bir hazırlık var mı? Vallahi ikinci sırada savaş korkuları o. Yani bir kamuoyu yok. Almanya savaşa karşı nasıl bir tedbir alıyor? Bizde mesela savaş geliyor, 3. Dünya Savaşı falan diyoruz ama ben yıllar önce Basel'e gitmiştim. O göçmenlerle röportaj yapmak için 96 numaralı atom sığınağını Basel'de şey yapmışlardı. Sığınak göçmen kampı yapmışlardı. Yani düşünün o yıllarda 80'li yıllarda atom sığınakları var. Bir hazırlığı var. Yani halen var. Bu değil konuda mi? Da adımlar atıyorlar ve de gerçekten önlem alınması gerektiğini söylüyorlar. Yani halen o bunkerler var yani onu söyleyelim. Halen duruyor ve yıllar öncesi de o senin biraz önce bahsettiğin yerler duruyor. Ve gerçekten o anlamda da korunuyor onu da söyleyelim. Bu arada sevgili Namık Koçak, Almanya'nın böyle biliyorsun seçimler var. Almanya'da 23 Şubat'ta seçimler olacak. Seçime gidecek olan Almanya'daki partilerin seçim kampanyaları başladı. Ekonomik durgunluk, Alman şirketlerinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, istihdam için atılacak adımlar. Bunları tartışıyorlar. Enerjide dönüşüm ve yeni vergi adımları. Seçim kampanyaları. Kampanyasında çok öne çıkan diğer konular arasında gerçekten önemli konular bunlar. Ve bu arada SPD'nin adayı Olaf Scholz yine aynı şekilde devam ediyor. Ekim ayında Türkiye'ye gelmişti biliyorsun. Yani Türkiye'de hükümetler arası istişare falan filan demişti. CDU'nun adayı Friedrich Merz yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni destekleyen partiler diye ifade edersek geçmiş dönemde SPD Yeşiller Koalisyonu döneminde Türkiye'nin işte Avrupa Birliği'ne girmesini istemişlerdi ama CDU böyle bir şeyi istemiyor zaten. Sadece şey diyor, mülteci mutabakatının müzakere edilmesinden yana olan bir siyasetçi biliyorsun. Ve Mersin Partisi'nin birinci parti olması bekleniyor. İkinci parti de faşist AfD. Yani Almanya için alternatif partisi, aşırı sağcı faşist parti ikinci parti olacak. Yeşillerin adayı da çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Robert Habeck de diyor ki mülteci mütabakatı da sollandırılmalı diye bir açıklaması var. Bu arada Zahra Wagenknecht ittifakı yani sol partinin önde gelen isimlerinden de ayrıldı ve gerçekten kendini de kanıtladı ve özellikle de Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde gerçekten 15,8 ve 11,8 oy oranı alarak bayağı ilerledi. SPD'den de aldığı oylar var. Bunu da söylemiş olalım. Bunlar tabii çok önemli. Bu arada Suriye ile ilgili haberler var Avrupa medyasında sevgili Namık Koçak. Yani Avrupa medyasında Suriye ile ilgili haberlerde sağdaki unsurlar kim deniyor? İşte bu Heyet Tahrir Şam'ın terör örgütü olduğu zaten biliniyor. Türkiye'de onu terör örgütü demişti ama sen de biliyorsun ki Mart 2020'de evet, şimdi özellikle Halep'e girmek istiyorlar. Yani böyle tartışmalar var. Tabii bununla ilgili hali hazırda bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait çok sayıda gözlem noktası da var. Yani bunlar gerçekten önemli. Bu tartışmalar sürüyor. Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelir mi tartışmaları var. Tabii bu arada SANA'nın bir açıklaması var. Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın bir açıklaması var. Onu da söyleyelim. Yani özellikle Nusra cephesi denen silahlı teröristler diye büyük ve kapsamlı bir saldırı başlattığını açıklaması var Avrupa medyasında. Ordu müttefik güçlerle işbirliği halinde saldırganlara ağır kayıplar verdiriyor açıklaması olduğunu da söylemiş olalım. Bu da önemli. Bu arada Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Angela Merkel'in bu anı kitabına eleştiriler de var. Açıkça söyleyelim biz bazen böyle hani çok güzel kahve mahve işte çok önerdi diyoruz ama aslında bir itiraf. Angela Merkel'in açıklaması bir itiraf. Adeta Türkiye'ye bir biçimiyle ekonomisine de zarar veren yapılan mülteci anlaşması, 2015'teki mülteci anlaşması ki onun için sürekli geldiler. Türkiye bunun acısını çekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Yani bu anlaşmayı yapan da AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Herkes anısından bahsediyor. Ben de anımdan bahsedeyim Merkel'le ilgili. Dün gerçekler de söyledim bir gün mutlaka ortaya çıkıyor işte böyle. Bir kitap yazıyor Merkel.
Yani evet, aynen o da çıktı. Benim de bir anım var. Vallahi şey söyledi, biz bir Türk gazeteciler bir araya geliyorduk Merkel'le de. O, onu da söylemiş olalım. Yani ben kendim de mesela dinledim, kulaklarımda şahit oldum. Merkel, ya biz ne söylersek biz yaparız deyip AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cümlesini kullandığını da ben şahit olduğumu söylemiş evet. olayım. Merkel'in bunu söylediğini. Evet, yani bu arada... Sonuna doğru geliyoruz. Evet, geldik insanın, sonuna insanın, zaten. Evet. Evet, insanın makineye duyduğu inancın sınırı İsviçre'de yapay zeka destekli İsa peygamber deneyi yapıldı. İsa peygamber deneyi İsa yapıldı. Peygamber. İsviçre'de yani en malum düşünceleriniz ve sıkıntılarınız konusunda yapay zeka destekli İsa'ya güvenir miydiniz soruları sorulmuş. Buna da çok sayıda insan katılmış. Bununla ilgili de ilginç tabii gelişmeler bu. Yani evet, yapay zekanın ilginç. Ne anlama geldiğini de düşünmüş olalım. Peki ben son olarak bir iki şey söyleyeyim. Papa 2025'te İznik'i ziyaret etmeyi planladığını belirtelim ve bu arada tabii 46 yıllık seni de tanıdığım, bildiğin Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu genel kurulunu yaptı. Yeniden oraya Necip Şahin seçildi ve buraya da Ercan Karakaş, ADF'nin ilk kurucularından, 46 yıllık bir örgüt, onu söyleyelim. Oraya katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıyer de buraya katıldı. Onu söylemiş olalım. Yani 46 yıllık bir evet, örgütten bahsediyoruz. Evet. Bunu da belirttikten sonra ben bu arada tekrar İlker ablaya ve Özdemir abiye selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler Recai. İlker abicim çok çok teşekkürler. Geldiniz, yoruldunuz buraya kadar. Çok güzel dille ilgili ifade özgürlüğüne çok katkı sağlayacak dağınık, şeyler dağınık söylediniz. Dağınık ama... Olsun. Dinleyenler birleşsin. Evet, evet, evet. Özdemir abiciğim çok çok teşekkürler. Rica tekrar ederim. Görüşmek üzere. Tamam. Evet, yarın biz yine buradayız. Hüsnü Mahalli ile birlikte olacağız. Görüşmek üzere. İyi bir hafta sonu diliyoruz.